Merhaba arkadaşlar. Şimdi Şahin Orhan abimizin usulünce bir bölme yaptım. Şimdi burada bir kovanım vardı. 19-10 çıtalık tamamen sarmış bir kovanım vardı. Buradan 5 tane kapalı yavrumu aldım. Anasıyla birlikte 15-20 metre uzağa götürdüm. Burada da günlük yumurtalı çıtalarım kaldı. Şimdi burada bir hafta sonra, yani ayın 29'unda bölme yapmıştım. 29'undan bir hafta sonra içerisindeki bütün memeleri kırdım. 3 tane meme bırakmıştım içerisinde. Şimdi bugün de 12-13. Gün bıraktığımız memelerin bir tanesini alıp buradaki ana arı kovanıma yere koyacağım. Çıtayla birlikte burada 2 tane ham petek var. Buraya vereceğim o anayı. Burada da bir tane ana yetiştirmiş olacağım. Bunlar fazla çıtalarım. Bunları alalım. Arkadaşlar, arılarımız anasız olduğu için haliyle hırçınlar. Mümkün olduğunca yavaş ve sessiz yapacağız. Bir tane ana memesi bırakmıştık burada. Evet arkadaşlar, burada bir tane güzel bir mememiz var. Bir tane burada var. Bunu sonradan yapmışlar. İki tane de burada mememiz kalmış. Şimdi bu memelerden hoşuma gideni bunu alacağım. Şu memeyi bozalım arkadaşlar. Şuradaki meme hoşuma gitmedi. Zaten sağlıklı bir ana memesi değil. 1-2. Şu memeyi alabiliriz. Şu memeyi de alacağım arkadaşlar. Thank you.
Şimdi de iki tane mememiz kaldı burada, ana memesi. Bunları tekrar. Evet, şimdi buradan birazcık da arı silkeleyelim. Şimdi bu arımızı tavanımıza silkeliyorum. Burada hoşumuza giden ana mememizi şu meme daha güzel. Şunu buraya sıvıştırıyorum. Birkaç güne kadar çıkacak arkadaşlar bu meme. Evet. Şimdi bu arımıza şurubumuzu verelim. Şimdi kovanımızın işi bitti. Kovanımıza şurubunu da veriyorum. Biraz da beslememizi yapalım, şurubumuzu verelim.